Chicago'nun damak tadı İstanbul Market Cafe'nin katkılarıyla hazırlanan Yeniden Ramazan başlıyor. İyi akşamlar değerli dostlar, sevgili seyirciler. Kuzey Amerika gündeminde ve yeniden Ramazan programındasınız. Hoş geldiniz programımıza. Gösterdiğiniz teveccühe binlerce teşekkürler. Değerli dostlar, İslam insanın dünya ve ahiret hayatını garanti eder ve hem dünya ve hem ahiret adına duyduğu endişeleri ve problemleri giderir, çözümler üretir. Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat yaşayan insan ne fikri ne de ameli olarak herhangi bir yanlışa düşmez, bir sapmaya uğramadan hayatını tamamlayabilir. Allah'ın izni inayetiyle tabii öncelikle. Ancak sırat-ı mustakimde kalmak, bu çizgiyi bulmak, daha doğrusu bu çizgiyi muhafaza etmek oldukça zordur. Eskiler Allah encamımızı yani sonumuzu hayretsin, vefat edeceğimiz an İslam üzerine, iman üzerine vefat ettirsin derlerdi ve sonlarından hep endişe ederlerdi. Haklı olarak, çünkü son anda şeytan gelir, vesvese verir, farklı sebepler ortaya koyar ve imanınızı sizden çalabilir. Bu endişeyi duyarlardı. Bu endişeyi duyanlar da hayat boyu hep o çizgide, sırat-ı müstakimde yaşamanın yollarını ararlardı. Peki, emrolunduğun gibi dost doğru ol diye buyuran, yüce fermanımızın buyurduğu dost doğru olmanın ve dost doğru kalmanın bir sırrı var mı? Evet var. İman, salih amel, günahlardan uzak durmak, ihlas, sadakat, fedakarlık ve takva bunlardan bazıları. Bugün üstadımızın da ifade ettiği bu kavramlardan bazıları üzerinde duracağız. İlahiyatçı yazar Cahit Terzioğlu hocamız yayında konuğumuz olacak. Ayrıca bir başka yüreğimize dokunan konuğumuz var. Güzel hikayede Erol Dinçer, gençlik yıllarından hapishanedeki, Amerika'da hapishanede bulunan insanların ailelerine nasıl yardıma koştuğuna kadar geçen serüvenini bizimle paylaşacak. Ve geldik Kur'an tilavetiyle Bismillah demeye, programımızı başlatmaya. Bugün bize Kari Mustafa Zeyn, okuduğu yer ise Haşr suresi 18 ila 24. ayetler arası. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
Ashabul cenneti humul faizun. Lau enzelna hazel Kur'an ala cebelil لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور Yun
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Enaniyet hakla, hakikatle aramıza girdiğinden dolayı kendi gönül dünyamıza küsuflar yaşattırıyoruz. Allah'tan bir kopukluk yaşanıyor ki hiç sorma. Gönüllerdeki heyecan dineli asırlar oldu. Gözlerdeki yaşlar kuruyalı da asırlar oldu, asırlar diyorum. Ve o nisbette bizim Allah'tan uzaklaşmamız da asırlar oldu. Sırtımızı ona dönünce kendi gölgemize takıldık. O da enaniyetimizdi. Biz biliriz, biz ederiz, bizim bildiğimiz gibi olur. Öylesine şeytanın arkasına bir takılma yaşadık ki hiç sorma. Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir alkış, bir takdir, bir makam, bir paye, bir mansıp, 3-5 kuruş bir şey, bir dünya rahatı, bir yiyip içip yan gelip kulağın üzerine yatma. Bütün bu pisliklerin hepsi duygu düşünce dünyası itibariyle ayaklar altına alınıp üzerinde naatlar okuyarak raks etmeyince bütün bunların üzerinde insan hakikate yönelmiş olamaz. Oysa ki Allah insanı ahseni takvime mazhar yaratmış. Bakılınca öyle muazzam bir varlıktır ki olsa olsa Rabb'e ayna işte bu olabilir dedirtecek kadar. İnsan bu kadar şey almışsa bence mutlaka vereceği şeyler de olmalı bunun karşılığında. Allah'a yaptığımız kulluklar bizim gelecekte alacağımız şeylerin mukaddimesi değil. Biz mükafatımızı almışız çoktan. Yaptığımız şeyler de onlara karşı sadece hamdü sena ve şükürden ibarettir. Çok şey düşüyor. Bugün hakka, hakikata dil beste olmuş insanlara çok şey düşüyor. Yeniden gönül dünyası itibarıyla bir dirilme düşüyor. Bugüne kadar yaptığı şeyleri bir kirlenme kabul ederek o kirlenmeleri gece kalkıp Rabbisiyle baş başa kalarak gözyaşlarıyla yıkamak düşüyor. Seccadeleri ıslatmakla, başını ıslak seccadelere koymakla o kirleri yıkamak iktiza ediyor. O gözyaşını hafif almayın. Cehennemin dağlar cesametindeki kıvılcımlarını söndürecek Kevser de odur. Onun için denmiş, ağlamayan gözden sana sığınırım. Şeytandan sığındığın gibi. Ya Cemil, ya Allah, ya Garib, ya Allah, ya Mujib, ya Allah, ya Habib, ya Allah, ya Rauf, ya Allah, ya Atuf, ya Allah, ya Ma'ruf, ya Allah, ya Latif, ya Allah, يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله Değerli dostlar, sevgili seyirciler, geldik günün konusuna ve değerli konuğuna. Değerli dostlar, Müslüman olmak da, Müslüman kalmak da işin doğrusu zor zanaat bir taraftan. Müslüman bir coğrafyada dünyaya gelip de ahiretini kaybetme tehlikesi de var. Başka coğrafyalarda doğup büyüyüp de Allah'ı ve Resulullah'ı tanımak ve sırat-ı müstakimde olmak, Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak iman üzerine göçüp gitmek de var. Peki, bugün Müslümanların dinlerini nasıl muhafaza edebileceğini, imanımızı nasıl muhafaza edebileceğimizi konuşacağız. Bediüzzaman Hazretleri
Nur mesleğinde azami ihlas, azami sadakat, azami fedakarlık ve azami takvadan bahsediyor. Değerli konuğumuz Cahit Terzioğlu hocamla bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk Kemal Bey. Ramazanınız mübarek olsun. Nasıl geçiyor Ramazan? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Gayet güzel geçiyor ve rahat geçiyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Havalar da hani böyle sıcak değil. Bizim buralarda bayağı kar bile yağdı neredeyse Kuzey Amerika'da. Evet. Hani yemek içmekten yana bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Evet. Cenab-ı Hak idrak ettirsin. Şimdi hocam ben serlevha olarak üstadımızın bu cümlesini almıştım. Önce kısa kısa yani takvanın üzerinde durmak istiyorum ben de ama kısa kısa böyle ihlas, sadakat, fedakarlık bunların üzerinde duralım. Asıl takva zırhını giymek ne demek? Onu konuşalım ardından. Bir de üstadımız bahsederken bunların azamisinden bahsediyor. Yani ihlaslı olmak, fedakar olmak, takva sahibi olmanın yanı sıra bunları azami derecede yapmak gerektiğinden bahsediyor. Bu ayrımı, bu tefriki de nasıl yapacağız? Buradan başlayalım hocam lütfederseniz. Evet estağfurullah. Elbette ki yani nur mesleğini kendine meslek ittikaz etmiş, meslek kabul etmiş, iman Kur'an hizmetine gönül vermiş insanların sıradan insanlar gibi olması beklenemez. Evet yani dolayısıyla böyle bir ideali varsa, böyle bir hedefi varsa o insan sıradan bir mümin gibi bir tavır ortaya koymaması gerekir. Elbette ki ihlas herkese lazım. İhlassız olmaz. İhlasın zıttı zaten riyadır. Efendim, dolayısıyla ameli iptal eden bir şeydir. Herkes için ihlas gerekli. Fakat ihlası zirvede temsil edecek olan insanlar bir anlamda insanlığa iman ve Kur'an hizmetini götürecek insanlardır. Ya da iman ve Kur'an hizmetine gönül vermiş insanların diğer insanlardan çok daha farklı bir ihlas çizgisi olması lazım. Bir seviyesi olması lazım. Aynı şekilde o diğer sıfatlar için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Sadakat mesela çok önemli bir sıfattır sadakat sıfatı. Hem sadık olma, sıddık olma, özü sözü sözü bir olma, doğru sözlü olma. Hem de aynı zamanda davasına çok bağlı olma. Ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacak şekilde bir sadakat ortaya koyma. Bu elbette ki herkesin yapabileceği bir şey değildir. Ama bu dava böyle güçlü olmayı gerektirir. Yani. Takva öyle ağır bir yük ki bunu çok ancak böyle güçlü omuzlar kaldırabilir. Evet, İhlas Risalesi'nin başında hemen üstadımız yani omuzlarımıza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur diyor. Ağır bir yükten bahsediyor. İhsan-ı ilahidir ama şikayetçi olmamamız lazım. Herkese nasip olmayan bir şeydir. Bizden çok akıllı insanlar var, çok kabiliyetli insanlar var, çok donanımlı insanlar var. Onlara değil de Cenab-ı Hak bizim üzerimize koyduysa böyle bir vazifeyi, yük ağır da olsa, evet doğru, ağır bir yüktür, ağır da olsa şerefli bir iştir. Ondan dolayı ihsan-ı ilahidir. Bundan biz memnunuz, şikayetçi değiliz. Rabbimizin bizim üzerimize böyle bir vazife tahmil etmesinden razıyız ve hoşnutuz. Ama bu vazifeyi götürebilmenin, kaldırabilmenin de elbette ki bir şeyi var. Yani bir güç gerektiriyor. İşte bu da ciddi bir ihlas gerektiriyor. İşte ciddi bir takva gerektiriyor. Ciddi bir sadakat gerektiriyor. Diğer insanlardan çok daha farklı bir donanımla bu işin içerisinde olmamızı gerektiriyor diye düşünüyorum. Evet. İnşallah Rabbim ihlası kazanmayı ve muhafaza etmeyi nasip etsin. Şimdi bir takvayı üstadımız bir zırh, bir elbise olarak da tanımlıyor. Takvayı nasıl izah etmek lazım? Yani bir mümin takvayı nasıl elde eder, nasıl muhafaza eder? Takvanın bir derecesi var mıdır? Yükselinebilen bir şey midir takvada? Yoksa hani bir kazandın mı, onu muhafaza ettin mi yeterli bir şey midir? Evet, şimdi tabii önce takva ne demek? Takva kelime olarak, Arapça bir kelime malum, dilimize de girmiş, Kur'an'la beraber, Efendimizin beyanlarıyla, hadis-i şerifleriyle beraber bizim dilimize de girmiş bir kelime. Arapça'da vikaye kelimesinden türetilmiş bir kelime. Vikaye korunmak, korunmak demek yani normal kelime manası itibariyle tehlikeli olan, riskli olan herhangi bir şeyden korunma manasına gelen bir kelime. Oradan türetilmiş yani. Şimdi tabii
Takva deyince genellikle bizim insanımızın, halkımızın anladığı şey işte Allah korkusu demektir. Takva nedir? Allah'tan korkmak demektir. Evet, bu doğrudur elbette ki, yanlış değildir. Ama bu sadece bu kadar değil. Meseleyi sadece böyle bir iki kelimeyle almak, izah etmek de doğru değil. Şimdi takvanın, Kemal Bey, iki yönü var. Birincisi, biraz da eskiden aslında ulemanın bu takva tanımları içerisinde olmakla beraber zaman içerisinde nasılsa mururu zamanla unutulmuş. Sadece az önce de sizin de ifade ettiğiniz ikinci kısmı kalmış. Birinci kısmı şudur takvanın. Takva, Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu sünnetullah dediğimiz kanunlarına riayet etmektir. Birinci boyutu budur evvela yani. Allah, bakın, öyle de ifade edebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın iki tane kitabı var, iki tane şeriatı var. İşte iki kitap nedir? Birisi, tabii bu mecazen söylüyoruz elbette ki, bu kitaplardan birincisi Kitab-ı Kebir-i Kainat diyoruz. Şu kainat kitabı diyoruz. Dolayısıyla bu kitabın ortaya koyduğu bir şeriat var. Buna da şeriat-ı fıtriye diyoruz. Bu kitabın elbette ki yazarı, tabiri caizse, yazarı Cenab-ı Hak'tır. Kudret kalemiyle bu kainat kitabını yazmıştır. Dolayısıyla bu kitabın bir kısım kanunları var. Emirleri var, yasakları var, tabiri caizse farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Dolayısıyla biz mümin olarak bunlara riayetle mükellefiz. Eğer bu kainatta, bu alemde, yaşadığımız bu alemde Allah'ın koyduğu bu kanunlara, ki onun adına ne denirse densin, yani fiziğin kanunları, kimyanın kanunları, biyolojinin kanunları, tıbbın kanunları, kuralları, astronominin kuralları, hayat içtimai de buna dahil edebilirsiniz. İçtimaiyatın kuralları vesaire. Bunları Cenab-ı Hak koymuştur. Yani bellidir bunlar. Dolayısıyla bunlara riayet ederseniz bu alemde o zırhı giymiş olursunuz dünya hayatında. Kendinizi korur ve muhafaza edersiniz. Bu kainatla bir ahenk yakalamış olursunuz, bir bütünlük yakalamış olursunuz. Ama buna riayet etmezseniz ne olur? Buna riayet edilmezse elbette ki bunun bir bedeli vardır, cezası vardır. Genellikle şöyle söylenir. Yani eğer şeriat-ı fıtriyenin kurallarına riayet edilmez, yani bu anlamda bir takva zırhı içerisine girilmezse bunun cezası ve bedeli ekseriyetle dünya hayatında görülür. Yani mesela sağlıkla alakalı, tıpla alakalı diyelim yani. Bir kısım şeyler vardır. Bunlara riayet etmezseniz hastalanırsınız öncesinde. Hastalandıktan sonra işte ilaç, iyileşmek için ilaç kullanmanız gerekir. Başta bir tabibe gitmeniz gerekir. Bunlara riayet etmezseniz kurtulamazsınız. Bir şekilde bunun bedelini, bir cezasını ödersiniz. Diğer şeyler de böyledir yani. Ama ekseriyetle böyle olmakla beraber, peki kainat kitabının kurallarına, şeriat-ı fıtriyenin kurallarına uymadığımız zaman bunun uhrevi bir bedeli de var mıdır? Genellikle ahirette de bunun özellikle müminler açısından bir bedelinin olacağı söyleniyor. Zamanımız müsait olursa, yeterse bilemiyorum, ben bunu açıklamak isterim ama İsterseniz burada onu şimdilik koyalım, öbür tarafına bakalım meselenin. Olur hocam. Diğer taraftan bir de şeriat-ı garra var. Onun da kitabı elimizdeki Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Efendim dinimizdir. Bunun da kanunları, kuralları var. Allah bir kısım şeyleri bize emretmiştir, yapın diye sorumlu tutmuştur. Farzlar vardır. Efendim bir kısım yasakları vardır. Allah'ın azabından, ki burada da tabii ki azap daha çok, eğer bunu yerine getirmezsek daha ziyade bu uhrevidir. Biraz öncekinin tersine bir durum söz konusudur. Elbette dünyada da bir cezası vardır ama daha ziyade uhrevidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasaklarını da irtikab etmek, işlemek suretiyle takva dışına çıktığınız takdirde bunun öbür tarafta ağır bir cezası vardır. Yani takvayı buradan şöyle de diyebilirsiniz. Allah'ın azabından korunma cehd ve gayreti diyebiliriz. Bu da nasıl olur? İşte Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet ve yasaklarından da kaçınmak suretiyle olur. Hatta benim belki ifadem biraz ters oldu. Öncelik sırası evvela haramlardan içtinap, Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından kaçınmak. Daha ziyade takvanın bu çeşidi ele alındığı zaman öncelik bu noktaya verilir. Bediüzzaman Hazretleri de eserlerinde
takvanın bu boyutu üzerinde duruyor. Yani kebairden, büyük günahlardan kaçınmayı önce zikrediyor. Arkasından da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmek deniliyor. Yani takvanın bu boyutu var. Yani ne yapmamız lazım? Allah'ın yasaklarından, özellikle de kebair dediğimiz, büyük günahlar dediğimiz, Kur'an'la ortaya konmuş olan Allah'ın o büyük günah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından uzak durmak suretiyle, kaçınmak suretiyle takva içerisine gireceğiz. Arkasından da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getireceğiz. Kemal Bey, bunun alakalı usul şudur, yani def-işe celbi nef'e racidir demişler. Def-işe neden yani salih amelden önce günahlardan korunmak zikrediliyor? Önce şerri def etmek, faydaları celp etmekten daha önce gelir. Onun için ya da defi mefasit de diyorlar eski ifadeyle yani. Onun için önce haramlardan kaçınmak. Takvanın ilk ayağı budur. Önce haramlardan kaçınacağız Allah'ın izniyle. Sonra da onu efendim salih amellerle, başta farzlar olmak üzere o takvayı muhafaza edeceğiz. Takvanın diğer ayağını da bu şekliyle yerine getirmiş olacağız ki efendim takvanın ilk eşiğinden adımımızı atmış olalım. Mesela Bediüzzaman yani Hazretleri gençlik yıllarında kağıthane şenliklerinin yanından geçerken hiç başını kaldırıp etraftaki o şenliğe iştirak eden insanlara, eğlence yapan insanlara bakmıyor. Geçip gidiyor, etrafındakiler diyorlar ki üstad diyorlar yani hiç bakmadın, hiç gözünün ucunu bile kaldırmadın diyor. O da diyor ki bir yani ilmin izzetini muhafaza ediyorum. İki böyle bu kadarcık bir meseleyle bile diyor Allah'ın yasak ettiği bir şeye yakınlaşmak istemiyorum ki o takva zırhını delmeyeyim. Bu manaya gelen sözler o gençlik evet. yıllarında bile. Evet yani üstadımız bizim örneğimiz, önümüzdeki rehberlerimizden, büyüklerimizden elbette birisi. Hı-hı. Aynı şekilde günümüzde işte hocamızda aynı hassasiyeti görüyoruz yani. Ve bizim esasında rehber almamız gereken takvayı da daha doğrusu işte onlar seviyesinde. Elbette ki bizim seviyemiz, bizim ufkumuz onlara ulaşamayabilir. Ama en azından onlar gibi olma gayreti içerisinde olmamız lazım. Yani üstadımız bir normal, bağışlayın ama sıradan insanları, sıradan Müslümanları, ilk etrafındaki belki de ilk girişte işin içerisinde yeni girmiş olanları hedefleyerek biraz da mevcut olumsuz şartları, zor şartları da göz önüne getirerek bir takva tarifi ortaya koymuş. Hı hı. Büyük günahlardan içtinab etmek, farzları yerine getirmek. Yani büyük günahları işlemeyen, kebair işlemeyen, efendim farzları yerine getiren kurtulur, takva dairesine girer, kurtulur demiş. Daha ziyade de biz biraz buna sarılıyoruz. Hı hı. Efendim işte bu bak takvaya giriyor, biz işte büyük günah işlemiyoruz elhamdülillah. Yani nedir işte büyük günahlar, adam öldürmek, zina etmek, hırsızlık yapmak vesaire vesaire, yani sayılabilir bunlar. Bunları yapmıyoruz çok şükür. Farzları da yerine getiriyoruz, beş vakit namaz, işte oruç vesaire. Dolayısıyla biz de müttakiyiz diyebiliriz belki. Fakat bu çok eksik bir takva anlayışı olur. Bizim için de yeterli bir takva değildir. Üstadımız biraz önce sizin ifade ettiğiniz, mazmununu ifade ettiğiniz o sözde azami ihlas diyor, azami takva diyor. Şimdi davayı nübüvvetin varisleri isek öyle bir şeyimiz var. Yani öyle bir misyonumuz var bizim. Peygamber yolunun varisleriyiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek adını dünyanın her tarafına götürmek gibi bir misyona sahibiz. Hatta mesela şu anda bizler hepimiz, sizler bizler neyiz? İşte bir yerlere cebri de olsa bir hicret ettik yani. Cebri de olsa hicret hicrettir yalnız. Hicret ettik. Şimdi abilerimiz ve bizler şöyle bir bakıyoruz. İki isim kullanıyoruz daha ziyade. Biz burada öyle diyoruz yani. Efendim eski abilerimize ensar diyoruz. Efendim yeni gelen bizim pozisyonumuzdakilere de arkadaşlarımız muhacir diyorlar. Yani ensar ve muhacir. Yani biz sahabe gibi bakın sahabeye ait tabirleri kullanıyoruz. Mesleğimiz sahabe mesleği. Dolayısıyla biz avam-ı nas için efendim tarif edilmiş bir kısım şeylerin içerisine kendimizi konumlandıramayız. Doğru olmaz bu yani. Madem sahabe mesleği içerisindeyiz, sahabe gibi olmak durumundayız. Ensarsak, ensar deniliyorsa ensar ahlakını ortaya koymak. Efendim muhacirsek, muhacir deniliyorsa
Madem öyleyiz, muhacir gibi olmak durumundayız. Yani sahabe nasıl, takvada nasıl bir hedef tutturmuş kendince, efendim, onların takva anlayışı nasıldı, onların züht anlayışı nasıldı, işte onların ihlas anlayışı nasıldı, biz buna talibiz ve dolayısıyla da bulunduğumuz noktayı hiçbir zaman yeterli göremeyiz. Ama az önce başkaları için bu toleransı göstereceğiz elbette ki. Bediüzzaman Hazretleri de biraz başkaları için o günün şartlarını da hesaba katarak onlar için bir takva tanımı ortaya koyuyor. Ama kendisi az önce de ifade buyurduğunuz gibi yani haramın gölgesine bile basmıyor. Haramın gölgesine basmıyor. Aynı şekilde yani büyüklerimizden hep biz bunu görüyoruz. Başkalarına karşı son derece toleranslı olma. Son derece toleranslı olma. Ha bu da tabii yine Efendimiz derslerini de Efendimiz'den alıyor bu büyük zatlar yani. Hatırlarsınız sizler de bilirsiniz. Yani bir gün Allah Resulü'nün huzuruna diğer sahabelerin de olduğu bir yerde bir bedevi geliyor. Diyor ki Allah sana ne emrediyor? İşte Efendimiz diyor ki 5 vakit namaz emrediyor. Vallahi diyor tamam yaparım. Vallahi ne artırırım ne eksiltirim diyor. Bakın enteresan bir şey yani. 5 vakit namaz tamam. Ne artırırım ne eksiltirim diyor. Yani 4'e de düşürmem ama üzerine bir şey de ilave etmem. İşte başka Efendimiz diyor ki senede bir ay oruç işte Ramazan orucu. Aynı şeyi söylüyor yani enteresan. Vallahi ne artırırım ne eksiltirim diyor. Efendimiz ne dese İslam'ın emirlerinden işte farzlarından bahsediyor. Ama adam her defasında bu sözü söylüyor. Sonra da dönüyor arkasını çekip gidiyor. Efendimiz arkasından şu sözü söylüyor. Eğer diyor dediklerini yaparsa kurtulur diyor. Bakın. Şimdi Efendimiz onun için bakın 5 vakit namaz, oruç vesaire yani farz olan şeyleri yaparsa kurtulur diyor. Ama hem kendisi için hem de yanındakiler için amellerinize güven, hiçbiriniz amelinizle kurtulamazsınız diyor bak. Hiçbiriniz amelinizle kurtulamazsınız. Yani bir taraftan o var ama diğer taraftan da işte sahabenin seviye kazandıkça, mesafe kat ettikçe, tabiri caizse manevi makamlarda yükseldikçe bu anlayışları da o nispette inkişaf ediyor ve gelişiyor. Dolayısıyla biz bedevice bir takva anlayışı ya da avam-ı nasım bir takva anlayışının üstünde bir takva hedeflememiz gerekiyor Kemal Bey. Evet. Kebair'i terk etmekten bahsettiniz. Evet bugün birçoğumuz elhamdülillah Cenab-ı Hak engeller koyuyor. Kebair işlemiyor, işlettirmiyor. İftiralardan, yalanlardan, bühtanlardan uzak duruyoruz. Çoğusu itibariyle Ramazan'da şeytanlar da bağlanıyor. Biraz daha dikkat ediyoruz. Ama öyle küçük günahlar var ki terk edemediğimizden dolayı yani bizim takva zırhımızı delip geçiyor. Yani onu keşfetmemiz gerekiyor galiba. Yani her küçük günah silinmeden, affedilmeyen her küçük günah büyük günaha giden bir yol açıyor yeni. Evet. Bunun takva ile ilişkisini, Ramazan'da şimdi, bizi uzak tutacak nedir küçük şimdi, günahlardan? Ya hazır Ramazan içerisindeyken şu anda bir kısım güzel alışkanlıklar kazanma zamanını yaşıyoruz birlikte inşallah. Bunu daha sonrasına da yaymak suretiyle yani Ramazan'dan sonrasına da yaymak suretiyle yani adeta bir bütün bir ömrü Ramazanlaştırma gayreti içerisinde olmamız lazım. Şimdi takvanın ikinci boyutunda bu var zaten. Hı hı. Yani birincisi haramlardan ve büyük günahlardan kaçınmak ilk eşiği dedik buna ve farzları yerine getirmek olsa da bunun ikinci bir aşaması var. Birinci aşamasında haramlar bellidir. Hadis-i şerifte de Efendimizin beyanı var yani. El halalu beyin vel haramu beyin. Yani haramlar da belli, helaller de belli. Ama bunların arasında bir kısım, yani Kur'an'ın lemem dediği, hadis-i şeriflerde de şüpheli şeyler. Yani helal gibi de gözüküyor ama haram gibi de gözüküyor. Nedir bu kesin bilemediğimiz şüpheli şeyler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde bunu da ifade buyuruyor. Yani bu şüpheli şeyleri terk ederseniz bakın ırzınızı ve dininizi muhafaza edersiniz diyor o hadis-i şerifte. Yani kim bu şüpheli şeylerden uzak durursa ırzını ve dinini muhafaza etmiş olur. Demek ki ikinci aşaması bu zaten bir üst perdesi, bir üst mertebesi takvanın şüpheli şeylerden de uzak durma. Haramlardan değil, haramın üstüne artı şüpheli olan şeylerden uzak durma. Bunun diğer kanadını da söyleyebiliriz. Genelde bu söyleniyor ama diğer kanadında da şu var. Birincisinde, birinci basamakta farzları yerine getirmek vardı değil mi? Yani farzları yerine getirirseniz deniliyordu. İkinci basamakta farzlar yeterli olmaz. İkinci basamakta nafilelerle de bizim manevi hayatımızı
ameli salih cihetimizi güçlendirmemiz, takviye etmemiz ve süslememiz gerekiyor. Yani sadece farzlar değil. Haramlara ilaveten şüpheli şeyleri terk etmek, farzlara ilaveten nafile ibadetlerle de manevi hayatımızı zenginleştirmek zorundayız ki bu ikinci aşama takvanın gereğini yerine getirmiş olalım. Bunun bir üçüncü aşaması da var elbette. Kısaca üçüncü aşaması en azından başlığını söyleyin hocam. Aslında bizi çok aşıyor. Belki beni aşıyor. Onu demek ki biraz zorlanıyorum ama söyleyeceğim. Üçüncü aşaması. Yani hadiste gene Efendimiz öyle buyuruyor. Yani bir kul diyor haram olabilir endişesiyle bir kısım mübahları da terk etmedikten sonra takvaya nail olamaz. Yani bırakın şüpheli şeyleri, bazı mübahları bile terk etmiyor. Nasıl oluyor diyebilirsiniz bana, yani onu yaşadığım zaman söyleyeyim ama şu an için benim ufkum da oraya biraz ulaşmıyor Kemal Bey. Ama böyle bir şey daha var yani. Takvada da üst noktalar var. Daha üstü, daha üstü, daha üstü var. Bunların da üstü var. Yani nihayeti yok. Dolayısıyla biz aslında her birimiz mevcut halimizi yeterli görmeyeceğiz. Mevcut hali yeterli görmek dun himmetliliktir bak. Ne olursa olsun ihlasta da, sadakatte de, iffette de bunların üst sınırları neredeyse yoktur yani. Yani biz ulaşabileceğimiz en son noktaya kadar sürekli hel min mezid, hel min mezid diyerek daha üstüne talip olmalıyız. Takvada da öyle olmalıyız diye. İnşallah Ramazan bir vesile olsun. Geride bıraktığımız günler geride kaldı ama önümüzde daha var. Kadir gecesi de var inşallah. Böyle bir takvayı Cenab-ı Hak'tan talep edelim ve gayret edelim. Rabbim bize böyle bir zırh giydirsin inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. İştirak ettiniz. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Hayırlı sahurlar. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı iftar. Yeniden başka bir programda inşallah görüşmek ümidiyle. İnşallah. Hoşçakalın efendim. Ya Subhanu ya Allah ya Emanu ya Allah ya Burhanu ya Allah ya Sultanu ya Allah يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله Merhaba sevgili dostlar, Kesişen Yollar başlıyor. Efendim Esra Hanım bir üçüncü dünya ülkesinde öğretmeni Ruhin Akan'la karşılaşıyor ve hikaye işte tam da orada başlıyor. Esra Hanım merhabalar, hoş geldiniz Kesişen Yollara. Hoş bulduk. Ruhina Kağan'la nasıl başladı yolculuğunuz, tanışıklığınız? Çünkü sonrasında sizin kalbinizde, gönlünüzde derin bir yer edindi ama en başa dönersek nasıl tanıştınız kendisiyle? Ben 3. Dünya ülkesinde bir ülkede üniversite okumak için gitmiştim. Orada üniversiteyi tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdim ve yüksek lisans için üniversite araştırmaya başladım. Bir üniversitenin web sayfasında yabancı öğrenci kayıtlarının da olduğunu söylemişti ve ben üniversite kaydına gitmiştim. Tabii ilk gittiğimde kayıt olmadığını söylemişlerdi. Daha sonrasında ben 1-2-3 defa daha gittim. Çünkü malumunuz 3. Dünya ülkesi olduğu için insanına göre ya da ruh haline göre sistem çok değişebiliyor. Bu yüzden 2-3 defa gittikten sonra, ret aldıktan sonra en son bölüm başkanına talep ettim. Randevu talebinde bulundum. Randevu talebinde bulunduktan sonra ilk defa o gün tanıştık hocayla, Ruhin hocayla. O gün ondan konuştuktan sonra hoca onay verdi ve o gün üniversiteye kayıt oldum. Misafir öğrenci şeklinde ilk başta. Çünkü üniversitenin başladığımda vizelerine ilgili sıkıntılarım vardı. O yüzden bir ay misafir öğrenci olarak bulundum ve arkasından vize sıkıntılarımı da o şekilde halletmiştim ve
Ben üniversitede kayıt olmaya başladığımda sistemde tekrar bir değişiklik oldu. Yabancı sistemden dolayı ücretlerde bir artış olunca ben de öğretmenimin kapısını çalmıştım. Ofiste yardım hani bilgiler vermişti ve referans oldu. Bir öğretmenin daha ilk bir aylık bir öğrencisine referans olup %5 indirim ve beraber ekstra %10 indirim hakkı kazandırdı. Aynı zamanda üniversitenin bayanlara kadın şeyinden %5 indirim daha vererek üniversite %20 indirimle devam etmeye başlamıştım ve ilk muhabbetimiz, diyaloglarımızın artışı bu şekilde oldu hocamızla. Peki Esra Hanım, Ruhina Hoca neden böyle bir şey yaptı sizce? Neden böyle bir yardımda bulundu size? Belki de benim o gün ilk mülakat tarzı dediğim ilk tanışmadaki konuşmam, belki dik duruşum ya da amacımındaki sağlam duruşumdan dolayı bana yardım etmek istedi. Ya da bilmiyorum belki bir ışık görmüştü. Bu şekilde yardım etti yani. O yüzden güzel olmuştu. O tanışıklığın ardından aranızdaki güveni nasıl sağladınız ve iletişiminiz nasıl adım adım gelişti hocayla? Ona karşı mahcup olmamaya çalıştım. Derslerimde daha çok çalışarak, aktif olarak bu sistemle beraber hocayla irtibatımız daha da yükseldi. Aynı zamanda malum eğitim sistemlerinin bazı ülkelerde ezber sistemi hala devam etmekte. Ve bizim bu öğretmenimiz de ezberci eğitim sisteminden, özellikle yüksek lisans yapıyorsak ezberci sistemden çıkıp tamamen kendi fikirlerimizle beraber yeni metotlar kullanarak öğretmenliği hedeflememizi isteyen bir öğretmendi. Ve ben de bu mantıkla ve bu düşünceyi de destekleyen bir fikre sahip olduğum için öğretmenimize ayrı bir memnuniyeti, ayrı bir diyaloğumuz oluştu. Artık bir öğretmen öğrenciyle beraber fikir danışmanlığı yaptığımız, birbirimize sorular sorduğumuz bir ortam oluşmaya başlamıştı. Peki özel anlamda da muhabbet geliştiriyor muydunuz? Mesela aileni merak ediyor muydu? Türkiye'yi merak ediyor muydu? Nasıl yaşadığını merak ediyor muydu? Genellikle Türkiye ile karşılaştırmak istiyordu. Bir konu anlattığında Türkiye'de nasıl oluyor diye sorabiliyordu. Ailemi soruyordu. Genellikle Ramazanlarda ya da onların resmi tatillerinde, resmi özel günlerinde biz öğretmenimin gününü kutlayarak, o da bizlerinkini kutlayarak böyle bir muhabbetimiz oluyordu. Hatta bir keresinde evine davet etmişti. Çok hoştu. Evinde bir çay muhabbetimiz olmuştu. Ve orada eşiyle tanışmıştım, kızıyla tanışmıştım. Çok onur olduğum bir gündü o gün. Böyle. Hani hiç unutamayacağım. Hani aynı zamanda benim üniversite hocam, bu Ruhina hocam aynı zamanda bölüm başkanı. Şimdi Türkiye'ye kıyasladığımız zaman siz bir profesörünüzün ve belki de dekanınızın evine çay içmeye gidiyorsunuz. Böyle, elinizi kolunuzu sallayarak tabirini kullanarak böyle. Hani çok rahatlıkla kapısını çalıp her an gidebildiğiniz bir kişi oluşuyor. Bu da çok farklı bir duygu oluşturuyor. Hani öğretmenlikten ziyade artık anne kız muhabbeti oluşuyor ya da bir abla kardeş muhabbeti oluşuyor ve hani direkt kapısına randevu almadan bile direkt tıklayıp her derdini anlatabildiğin, saatlerce muhabbet edip çıktığın bir ortama dönüşüyor. O da gerçekten çok mutlu verici ve güzel bir hatıralar bıraktı bana. Gerçekten çünkü evi insanın özel alanıdır. Herkesi almaz o özel alanına. Bölüm başkanı ve sizin hocanız olarak yeni tanıştınız sayılır. Sizi evine davet etmesi gerçekten de onun da gönlünde sizin yer ettiğinizin bir ifadesi, bir göstergesi olmuş. Daha sonra nasıl gelişti ilişki? Neler yaşadınız, neler oldu daha sonraki zamanda? Üniversitemizin genellikle bir programı vardı, projesi vardı. Yabancı öğretmenlerin ya da o ülkedeki eğitim yapan insanların İngilizce alanındaki gelişmeleri hakkında bir kurum toplantısı yapılan bir kurum kurmuşlardı. Bunlar da o ülkenin popüler olan üniversitedeki hocalarla düzenlenen bir programdı. Ve ben de bu projeye katılabilir miyim? Bunu, sizlerin seminerlerine gidip dinleyebilir miyim diye teklif edince çok mutlu olmuştu ve şaşırmıştı. Onura dönmüştü. Yani böyle aktif olmanız, alanınızla ilgili gerçekten detaylı bilgilerle kendinizi geliştirmek çok mutlu eder beni. Tabii ki iyi olabilirsiniz. Ve hatta o gün o konuşmanın arkasından hocam çok yurt dışına seminerlere katılırdı. Bunların içerisinde Oxford, Cambridge gibi ismi duyulmuş üniversitelerde seminerler verirdi. Ben de merak edip sordum, bunu nasıl yapıyorsunuz? Ben de yapabilir miyim bir gün deyince beni öğretmenim direkt o gün uygulama olarak bir tane konferansa kayıt etti. Hani böylelikle de gerçekten sadece bir anne, bir abla
eğitimci gözüyle davrandığı gibi de aynı zamanda benim yolumu daha çok kaçanlardan oldu. Daha sonra Bangladeş'ten ayrılma zamanına geldiğimizde o noktada da size çok yardımlar olduğunu biliyoruz hocanın. Değil mi? Neler yaşadınız Ruhine Hoca ile o dönem? Ruhine Hoca gerçekten benim şu andaki durumumda ya da şu andaki pozisyonumu sağlayanlardan birisidir. Gerçekten hakkını ödeyemeyeceğim bir öğretmendir. Ben tezimin son aşamasında pasaportumun süresi bittiğinden dolayı hemen çıkmak zorunda kaldım. Bu yüzden de bir an önce üniversitedeki son aşamalarımı, master tezimi de bitirmeye, son dersimi bitirmeye çalışmıştım. Ya ben bütün uğraşmalarım, o gayretlerimi bırakıp birden çıkmam gerekiyordu. Ya da bir şekilde üniversiteyi bitirip çıkmam gerekiyordu. Bunun üzerine bayağı bir düşündüm. Çünkü gerçekten zor bir dönüm noktasıydı. Kimseye anlatamıyordum. Böyle bayağı bir kendi içimde bir mücadeleler etmeye başlamıştım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çünkü önümü görmüyordum gerçekten, göremiyordum. Daha sonra ben öğretmenimden bu konu hakkında bir yazı yazdım, bir dilekçe yazdım aslında. Mağduriyetimi anlatan bir dilekçe yazdım. O an böyle ben tabii içimden bunu söylerken hoca da mektubu okuyor, yani dilekçe okuyordu. Sonra tabii dilekçe okurken birden ayağa kalktı. Dedim eyvah kesin kızacak ya da izin vermeyecek. Ama o an ayağa bir kalktı, bana bir sarıldı. Ve ben ilk defa ağlamaya başladım. Normalde çok duygusal bir insan değilimdir. Ama o kadar tutmuşum böyle bayağı bir duygusallıktan, bir sinir boşanması oldu belki de. Ve gerçekten o gün böyle ağlayıp sonra oturup elimi tuttu ve bana üniversiteyi bitirebileceğimi söyledi. Sıkıntı yok, bir çözüm bulacağız dedi. Ve hemen arkasından hiç vakit kaybetmeden üniversitede kurul toplantısı yaptı. Lakin kurul toplantısı negatif dönünce öğretmenim, ben tabii üzüldüm, yine ağlamaya başladım ne olacak diye. O gün beni aldı, kafeteryaya götürdü, bir kahve içtik, çözümü bir kahve içerek çözdük. Ve dedi sen üniversiteni bitireceksin, mail atarak bana tezini yolla, ben bu şekilde senin üniversiteni bitirip ideallerine kavuşmanı sağlayacağım dedi. Ve bu şekilde benim üniversiteyi bitirip tezimi yazmama çok katkısı oldu. Peki Esra Hanım, şu anda bulunduğunuz Avrupa ülkesinde, Almanya'da yine Ruhan Hoca'yla aynı sıcaklıkla muhabbetiniz devam ediyor ve o sizi destekliyor, hala destekliyor oradaki çalışmalarla alakalı, değil mi? Almanya'ya geldikten sonra tezimi bitirip öğretmenimle muhabbetimize devam ederek, irtibatımızı koparmadan bu şekilde bitirip master tezimi tamamlayıp diplomamı aldım, yüksek lisans diplomamı. Tabii arkasından buradaki prosedürlerim devam ederken mail üzerinden daha öncesinden Ruhin Hoca ile beraber yaptığımız konferans daveti geldi. Bu konferans daveti geldiğinde ben çok üzüldüm. Çünkü insan daveti geldi, evet hayalini aslında gerçekleştirecek diye bakıyor ama benim bulunduğum statüden dolayı ben o konferansa katılamayacağımdan dolayı çok üzülmüştüm. Daha sonra maildeki konferans adresinin Almanya'da olduğunu görünce çok büyük bir mutluluğa kavuşmuştum ve mutlu olmuştum. Mucize gerçekten. Bulunduğum bu şehirdeki memurlarım beni çok güzel destekleyerek motive ettiler ve izin verdiler oraya katılmama. Ve oraya katıldıktan sonra gerçekten tamamen dünyam değişti diyebilirim. İnsanlara bakış açım, hayallerimdeki idealin ne kadar doğru olduğunu tekrardan görmüş oldum. Çünkü ben oraya gittiğimde bir kimliğim yoktu. Konferansa katıldığımda, konferansta dünyalıyım diyerek kendimi tanıtmıştım. Tabii insanlar böyle bir şaşırmıştı. Çünkü konferansa katılanlar Harvard Üniversitesi, Oxford, Tayland'dan, Türkiye'den, daha birçok ülkeden üniversitelerde profesörlük yapan insanlardı. Ben bunlara seminer veriyordum. Tabii ben böyle deyince insanlar şaşırınca ben tekrardan konuyu biraz daha açtım. Türk'üm. Üçüncü dünya bir ülkesinde eğitim gördüm ve daha sonrasında Almanya'ya geldim. Bu üçlenim de çok farklıydı onlar için. Çok farklı bir çağrışım oluşturdu ve çok ilgilerini çekti. Ve ben bu şekilde kendi olayımı ve yaşadığım statüyü de anlatınca hiç unutmayacağım bir olay oldu. Kanadalı bir profesör ayağa kalktı. Lütfen dedi kendinize dünyalıyım demeyin dedi. Siz dedi belki bir profesör değilsiniz ya da bir üniversitede hoca değilsiniz ama uluslararası bir konferansta bizlere seminer veriyorsunuz ve sizin şu anda yaptığınız bu seminerdeki makaleniz ya da araştırmanız yayınlanacaktır ve siz bir akademisyensiniz demişti.
Bu yüzden kendinizi akademisyen diyerek tanıtmanızı rica ediyorum demişti. Ve orada büyük bir alkış olmuştu. Tabii ben çok mutlu olmuştum, onur olmuştum. Ve bu şekilde akademisyen diyerek kendimi tanıttım. Ve arkasından seminerin sonrasında insanların, profesörlerin, hocaların gelip benimle tekrardan bizzat muhabbet etmeleri, resim çekinmeleri ve gerçekten bu zor şartlarda da olsa eğitimine, idealine devam etmen bizi çok onure buldu. Gittiğimizde öğrencilerimize bizzat senden bahsedeceğiz diyerek beni gerçekten mutlu etmişlerdi. Aslında benim de mutluluğum daha sonrasında kuruluş bana tekrar 2018'in Mayıs ayında bir mektup gönderdi. Bu sefer mektupta Harvard Üniversitesi'nde konferans yapmamı talep ettiler. Lakin ben Amerika için vize alamadım. Daha burada yeni olduğum için. Amerika vizesi alamadığım için de kuruluma mektup gönderdim. Gelemeyeceğime dair, katılamayacağıma dair Amerika'ya sebebiyle beraber anlatınca onlar benim konferansımı İtalya'ya çekti. Ve o sene 2018'in Haziran ayında İtalya'ya konferansa gittim. Ve gerçekten ilk defa, ilk konferansımda ben belki bir acemi öğrencim olduğunda gittiğim bir konferansta ama ikincisinde edindiğim tecrübelerle beraber o konferansa katıldım ve çok güzel dostluklar elde ettim. Ama gerçekten baktığımda eğer ben o gün tezimi kabul olmasaydım ve tezimi yazamasaydım belki bu hiçbir konferanslara katılamayacaktım. Bu şekilde bir ufkum olmayacaktı. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ruhina Hoca'dan en çok ne öğrendiğinizi düşünüyorsunuz? Ruhina Hoca'nın sayesinde ben insanlara objektif bakmayı öğrendim. Gerçekten öğretiminde öğretim metotları derslerimize çok giriyordu. Sınıf sistemini öğreten bir öğretmendi. Objektif yaklaşmayı öğretmişti. Bir sınıfta bir öğrencinin sadece çalışkan olduğu için çalışkanlığın üzerinden karar verilmemek gerektiğini, tembel olduğu için sadece tembelliğinden dolayı karar verilmemek gerektiğini, objektif olup muhakkak bir güzel yanını keşfetmek gerektiğini ve bunun öğretmenlikte bizim mecbur yapmamız gereken bir ciddi bir sorumluluk olduğunu söylerdi. Ve gerçekten de objektif ve ön yargısız yaklaşan bir öğretmen olduğu için ben de hayatımda objektif ve ön yargısız olmaya çalışıyorum. Güzel bir insanla bir üçüncü dünya ülkesinde yolunuz kesişmiş. Ümit ediyoruz ki hayatınızın geri kalan bölümünde de hep Ruhina Hoca olur sizin hayatınızda, siz de onun hayatında var olursunuz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Kesişen Ben Yollara. teşekkür ederim. Esra Hanım'la Ruhina Kaan'ın dostluk öyküsünü bugün sizlerle paylaştık efendim Kesişen Yollarda. Bir başka bölümde yine birlikte olmak dileğiyle. İstanbul Market Kafe'nin katkılarıyla hazırlanan Yeniden Ramazan devam ediyor. Değerli dostlar, sevgili seyirciler, geldik güzel hikaye bölümüne. Bugünkü güzel hikayemizin kahramanı, annesi dindar bir Hristiyan, babası Müslüman bir Türk vatandaşı kardeşimiz. Çok sancılı bir gençlik hayatı yaşıyor. Aklından neler geçiyor, neler kim bilir onu soracağız. Sonunda Allah'ın lütfu ile annesinin de takdirini kazanmış güzel hizmet insanlarıyla tanışıyor ve bir karar veriyor ve ondan sonra hayatın akışını yeniden düzene koyuyor. Erol Dinçer Bey konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Merhabalar abi. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Ramazan'ı mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizin de inşallah Ramazan mübarek olsun. İnşallah. Türkiye'de hiç Ramazan geçirdin mi sen? Yani Müslüman olmadan önce. Öyle mi? evet. Yani Türkiye'de lise okuduğum için Hı. 98-2001 arasında hem Fatih Koleji'de okudum. Hı. Orada biraz yaramazlık yaptım. Dolayısıyla çok nazik şekilde size Yamanlar'da deneme yapacağız tavsiyede bulundular. Oraya geçtim. Dolayısıyla orada ben Ramazan yani Türkiye'de o şekilde yani Müslüman olmadan Birkaç Ramazan geçirdiniz ama hani bir Sultanahmet, bir Eyüp Sultan, bir önce. Süleymaniye, bir İzmir, bir böyle bu tip programlara gittiniz mi? Evet. Yani Hı. iftarlara gittik. Öyle şeyler oldu. Güzel oldu yani. Peki. Anneniz dindar bir Hristiyan, babanız Müslüman bir Türk. Bu ikisi arasında nasıl bir çatışma ya da nasıl bir birliktelik vardı? Sizin hayatınıza, gençlik yıllarınıza nasıl etki etti? Önce oradan başlayalım.
Öncelikle zaten yani bizim çocukluğumuzda hani öyle bir çatışma yoktu en azından yani din şey ilgili. Yani dediğiniz gibi benim annem dindar bir Hristiyandı. Benim dedem papazdı. Minister yani. Protestant bir papazdı. Benim şu andaki yani annemin tarafındaki daha düz ailemin hakikaten yani çok dindar, elhamdülillah dindar bir Hristiyan bir aileler. Biz de mesela dolayısıyla yani babam da yani Müslüman, namaz kılan, oruç tutan. Fakat o zaman da babam şu inancında yani bize büyüttü. Yani dedi ki yani çocuklar büyüyünce kendi seçerler. Yani o kafada olduğu için annem ve burada daha çok Hristiyan bir ülke olduğu için eskiden yani 80 yıllarında pek Türk ya da çok da Müslüman yoktu. Zaten şu anda Amerika'da yani %1 falan Müslüman doğru hatırlıyorsam. Dolayısıyla yani kiliseye gitmek, Hristiyanlarla büyümek tabii ki daha doğal oldu. Kesinlikle. Biz, yani şöyle mesela biz kiliseye belki haftada 3-4 defa gidiyorduk. Yani hani tabii ki pazar sabah kilise var. Ama pazar akşam mesela bu hani bizim gençler dershaneye gidip program yapıyorlar ya, biz de öyle gençler youth group gidiyorduk. Hafta içi mesela yani çünkü bir şarkı söylüyorduk, tiyatrodaydık. Bunları hazırlık için gidiyorduk. Antrenman yapmak için, başka programlar için. Yani bizim sosyal hayatımız kilisede geçiyordu aşağı yukarı. Bizim mesela Noel şeyimiz, ne diyorsunuz, bayramımız çok böyle dindar, şükür ederek, tefekkür ederek, ilahi söyleyerek, dua ederek, yani böyle bir parti gibi mesela filmlerde gördüğümüz gibi değildi. Ve Amerika'da çok dindar Hristiyanlar için de öyledir. Yani, yani böyle parti marti değil, daha çok bizim Ramazan gibi böyle ibadet dolu. Ve hatta yani bir ay gibi, yani sadece o Noel günü değil, Noel'ten önceki bir ay mesela bir hazırlık var yani. Şey var. Peki bu kadar dindar bir ailenin, bu kadar muhafazakar, Hristiyan muhafazakar bir ailenin içinde neden o kadar yaramaz bir çocuktun? Bir okuldan başka bir okula gönderdiler. Ne oldu seni böyle cezbeden? Yani ergenliğe girdik. Yani ergenlikte tabii ki yani bazı çocuklar yaramazlık yaparlar. Yani ben zaten ergenlikten önce de çok aktif birisiydim. Ergenliğe girdimten sonra artık tam olarak nedeni onu belki söyleyemem, fakat yani böyle ki yani kimlik sorun mu şey mi bilemiyorum, yaramazlık yapıyorduk. Dolayısıyla tabii ki okuldaki öğretmenler, müdürler yani için sabır sınavı oluyordu ve dolayısıyla Amerika'daki bir yıl okudum lise New Jersey'de. Sonra baktık olmuyor. Yani ben yani daha düz yanlış insanlarla takılmaya başladım. Ciddi yaramazlık yapmaya başladım. Yani sonra beni Türkiye gönderdiler ki ben yani Allah korusun bir şey olmasın yani diye. Türkiye'de de tabii ki o yaramazlık devam ediyor. Hatta liseden sonra bile devam etti. Yani artık hayatta insanlar, bazen insanlar çok yaramazlık yapması gerekiyor ki düzeltmek için. Ben de o insanlardan birisiydim. Evet, çok iyi bir yerden yaklaştık. Peki yaramazlıktan kurtulmana kim sebep oldu, kim vesile oldu, kimlerle tanıştığında kendince yeni bir hayat düzeni kurdun? O tek kişi olmadı tabii ki. Yani şöyle öncelikle şöyle diyebilirsem,
yani benim hayatımda, yani ben öncelik 25 yaş, ancak 25 yaşında yani düzeltebildim. O zamana kadar hep uğraştım düzeltmeye ama olamadı. Hı-hı. Belki ben hazır değildim. Belki tam yapmak istemedim. O artık başka bir gün için. Fakat yani benim ilacım İslam'dı yani. İslam dini hakikaten yani hayatıma dahil ettimten sonra, çünkü 18 yaşında inanmaya başladım İslam. Hı-hı. Fakat ancak 25 yaşında ben dahil etmeye başladım. Yani inanmak sadece yetmiyor. Dahil etmen lazım ki ilaç, hı-hı, yani çalışsın diye. Şimdi o ilaç mesela doktor isterse iğneden verebilir, isterse haptan verebilir, isterse tozdan verebilir. Yani Allah da o İslam ilacı bana cemaatten verdi. Mesela ilk 15 yaşında Hoca Efendi ile tanıştım. 97'de New Jersey'ye geldi. O yaz burada kaldı, hı-hı, ve biz dost olduk. Yani. Maşallah. Ya mesela yürüyüş yapacak. Ben oradaki abiye diyorum ki sen çık, ben burada oturacağım ona. oturup ona izleyeceğim. Öyle işte, yani ben Türkçe bilmiyordum o zaman da. O da İngilizce bilmiyordu. Biz de birileri konuşuyoruz. O tercih ediyor. Biz öyle muhabbet ediyorduk. Yani ancak 10 yıl sonra Hoca Efendi ve Hoca Efendi etrafındaki abiler ve ablalar ve arkadaşlar 10 yıl uğraştılar. Ve 10 yıl sonra ben, çünkü ben hazır olmam gerekiyordu. Onlar sadece vazife yaptılar. Vazife nedir? Şefkatli bir şekilde Allah rızası için insanla ilgilenmek. Kalan Allah'a bırakıyorlar. Ben de 25 yaşında o zaman da karar verdim. Allah merhametinden. Dolayısıyla yani dediğim gibi yani çok kişi oldu. Yani Fatih College'da oldu, Yamanlar'da oldu. Sonra mesela Ebru TV'de çalıştım. Ebru TV'de oldu. Yani şimdi mesela hapishane hizmetlerini yaparken hapishane hizmetlerindeki abilerim, ablalarım yani çok bana çok güzel dersler verdi. Çok sabrettiler. Hapishane yani. Hizmeti diyorsun. Hapishanede görevli misin resmen? Gönüllü müsün? Ben 2019 Ağustos'ta kadar görevliydim. Hı-hı. Hı-hı. Sonra ben PhD üzerinde yani bir çalışma yani programa girmek için önce bir hazırlık yapayım diye resmilikten çıkıp gönüllüye geçtim. Şimdi, hı, devam ediyorum. Ne yapıyorsun? Hapishanede ne yapıyordun? Mahkumlarla ilgileniyorsun. Yok. Aslında biz mahkumların ailelerle ilgileniyorduk. Yani ilgileniyorum. Şimdi House of Hope Pennsylvania var. Ben şu anda New Jersey'ye taşındım. Evlendimden sonra. Yani orada ben oradaki arkadaşlara devrettim. Ve onlar takip edip ben de onlara hizmet ediyorum. Yani gönüllü olarak bir şey lazım olunca elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Fakat orada biz çocuklara daha çok ilgileniyoruz. Ailelerle ilgileniyoruz. Müslüman, gayrimüslüman fark etmiyor. Hı-hı. Ki onlar yani şimdi mesela bir anne bir baba hapisteyken yani ya bir akraba hapisteyken hakikaten ailesine çok ağır geliyor. Yani aile yapısı bozuyor. Ve, hı-hı, yani şimdi bir insan tek kişilik yük kaldıracağını şimdi iki kişilik yük kaldırıyor gibi. Biz de o yükü azaltmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda çocukları hani bu dün Emine Hoca bahsetti, algı perspektif yani güzel bir perspektif verip ki hayatında başarılı olsunlar diye, hı hı, onu vermeye çalışıyorduk. O hizmeti vermeye çalışıyorduk. Yani hala veriyoruz. Sadece ben resmiyet olarak indim. Yani bir zamanlar sizin elinizden tutup bir yere taşıdılar. Uzun sürdü dedin. 10-15 sene sürdü. Evet. Ve şimdi siz genç kuşakların Amerika'da Müslüman gayrimüslim ayırt etmeksizin ellerinden tutup onlara yardım ediyorsunuz. Evet, bunu yardım
bunu içinde bulunduğunuz arkadaşlarla beraber yapıyorsunuz. Hizmet camiasıyla, hizmet gönülleriyle birlikte yapıyorsunuz. Tabii bu iş zaten tek kişi yani yapılmayacak bir iştir. Yani ancak bir cemaat olarak bu iş yapabilir. Yani İngilizce'de hani diyorlar ya, it takes a village to raise a child. Yani bir çocuk yetiştirmek için tamamen bir köy lazım yani. Kocaman bir toplum lazım. Onun için bu, şu anda bu toplum da bizim cemaatimizdir. En az benim bulduğum toplum. Ve ben de o toplumun içinde bir parçasıyım. Elhamdülillah. Evet. Şöyle bir cümleyle noktalayayım. Orayı merak ediyordum. Tabii başlangıçta ifade ettin. Annem ve annemin yakınları, ailesi iyi Hristiyan, dindar Hristiyandı. Senin böyle yeni kararını nasıl karşıladı? Önce nasıl karşıladı? Daha sonra sendeki bu değişimi görünce nasıl tepki verdi? Memnun mu oldu yoksa sana kızgın mı? Evet, çok hakikaten bu sorunun cevabı benim hayatımda çok önemli bir şey. Mesela o 25 yaştan önce, yani İslam hayatıma dahil etmedimden önceki hayatım, mesela yani benim ailemde herkes benden endişeleniyorlardı. Acaba Erol'a ne olacak? Hı hı. Yani hakikaten ciddi şekilde annem korkuyordu yani. Benim çocuğum yani karanlığa gidip yok olacak mı? Affedersiniz. Sonra ben 25-26 yaşında annemle oturup, hatırlıyorum hala, onun arka balkonunda oturuyorduk. Ve anneme dedim ki, yani dedim anne, size bir şey paylaşmak istiyorum, size bir şey söylemek istiyorum. Efendim dedi. Tabii bunlar hepsi İngilizce'de. Dedim ki, ya ben Müslüman oldum dedim. O da dedi ki, ben zaten öyle bir şey tahmin ettim dedi. Tabii üzüldü yani. Neden üzülsün? Çünkü Hristiyan, yani şimdi o Hristiyan dinin gerçek olduğunu inanıyor. Düşün yani, sizin yani bir çocuğunuz var, Müslüman olarak yetiştiriyorsunuz. Çünkü bize göre hak dini İslam'dır. Ve sonra o çocuk gelip diyor ki, yok ben başka bir şey seçtim. Siz bana öğrettiğiniz şeyler cazip görmedim. Bu bir anne için ya da bir baba için çok ağır bir şeydir. Tabii ki annem doğal olarak çok üzüldü. Ve dedi ki, tamam dedi, yani bu sizin kararınızdır. Sadece yani yani uygun görürseniz dedi, benim önümde namaz kılmayın. Çünkü anne olarak, bir şefkat kahramanı olarak, yani annem hakikaten yani kalbi kırıldı yani. Yani düşün, yani ben onun için affedersiniz kafir oldum. Değil mi? Şimdi tabii ki zamanla beraber biz, yani tabii ki arkadaşlarımız, yani biz çünkü çok yakındık. Annemle tatile giderdik, gezerdik, tozardık, takılırdık falan. Onu yapmaya devam ettik. Sadece din konuşmazdık yani. Birkaç defa din konuştuk ama iyi olmadı. Yani zaten abilerin ilk bana tavsiye verdi. Erol dedi, annenizle din konuşmayın. Sadece iyi bir evlat ol dedi. Dediler. Ben de onu yapmaya çalıştım ama ben de insanım. Kusurlarım var. Bazı ara sıra yani kendi algımı onun üstüne koymaya çalıştım ve iyi olmadı. Her neyse, ben de sonra yavaş yavaş baktı, Thanksgiving yani şükür günü, Noel, işte Easter, o tavşan bayramı da ki yemekleri hepsi helal yapmaya başladı. Beni marketten arıyor, diyor ki, Erol bak şunu buldum, helalmiş, bak bunu buldum, helalmiş. Çok yani iyi. Heyecanlanıyordu. Sonra tabii ki yani yavaş yavaş kabul etti yani. Erol yani aynı, yani başka dine geçti diye. Ve sonra annem kanser oldu, kanserli oldu. Ben o zaman da Philadelphia'da üniversite okuyordum. Ben de anneme taşındım, bir buçuk saatlik uzaklıkta. Ona baktım, bakıcısı oldum. Elhamdülillah benim hayatımda en şerifli yani vazifemdi. Ve annem yani
vefat etmeden yani son yılı diyeyim, bana iki defa ağlayarak dedi ki sizin gibi hayırlı bir evlat için ne yaptığımı bilmiyorum. Yani o benim için hakikaten Allah'tan en güzel hediyelerinden biriydi. Yani yani kimse de alamaz o hediye. Yani o hediye benim. Allah yani be. sana küs vefat etmedi. Seninle barışık bir şekilde vefat etti. Tabii zaten son sözleri zaten bana bir Hristiyan bir Müslümana ders olarak Allah nasip etti. Yani son nefesten önce anladı ki hayatı bitiyor. Elime tuttu. Nefes alamıyor. Çok heyecanlı. Nefes alamadığı için. Sonra sakinleşti bir anda. Elime tuttu. Bana dönüp bak dedi ki Erol galiba vaktim geldi. Yani demedi ki Erol evdeki kediye ne yapacağız? Erol şuna ne olacak? Sana ne olacak? Çünkü ben de hastaydım yani keneden. Hiç. Allah'a teslim etti. İradesine teslim etti. Ve dedi ki Erol Allah beni çağırıyor. Galiba vakitim geldi. Ve biz öyle ayrıldık. Evet. Hizmet seni değiştirmiş. Sonra annenin gönlünü değiştirmiş. Sonra öyle huzurla o da göçüp gitmiş. Senden razı olarak. İnşallah senin yaptığın hayırlı güzel işlerde ona da ondan sonra gelecek olan insanlara da yarar. Çok teşekkür ediyorum. Böyle içten samimi bir kısım şeyleri hayatından parçaları bizimle paylaştın. Tekrar başın sağ olsun. Geçmiş Anneler Günü'nü bu vesileyle bir kere daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah razı olsun. Allah size hayırlı... Dinliyorum. Ben ancak herkesten dolayı yani Allah rahmetinden ve herkesten dolayı böyle olabildim. Yoksa benden dolayı değil. İnşallah. Allah sizi güzel insanlardan ayırmasın. Amin cümlemizle. O bahçeye meşhur bir söz vardı. Bir Rus genci söylemişti. Hani öyle bir bahçeye girersiniz ki gül olamasanız bile gül kokarsınız demişti. Rusya'daki Türk okullarında okuyan bir genç arkadaşım. Güzel insanların arasında olunca belki onlar kadar güzel insan olamayabiliriz ama mutlaka güzel kokarız. İnşallah. Allah bizi ayırmasın inşallah. Amin, Ramazan'ı amin. Da vesile yapsın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selam amin. Söyleyin ailenize de. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Tamam. Ya vitru ya Allah ya ahadu ya Allah ya samedu ya Allah ya mahmudu ya Allah ya sadiqal va'di ya Allah ya aliyyu ya Allah ya ganiyyu ya Allah ya şafi ya Allah يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Ve Ramazan konuşmaları var. Hepinizin beğenerek, takdir ederek takip ettiği bir bölümümüz. Muhammed Aslan Bey kardeşim bugün yine değerli bir konuğu ağırlıyor. Aktivist Muhammed C.D. ile Ramazan'ı ve kendi gündemlerini konuşuyorlar. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Ramadan Talks. Now hosting a very distinguished guest, Muhammad Cemaleddin. Muhammad Cemaleddin is a humanitarian and activist well known globally for his medical and non-medical work with refugees. Muhammad is currently working on an NGO rescue boat as the primary medic and rescue swimmer off the coast of Lesbos Island, Greece. On this current mission, he has assisted and ensured safe passage to over
1,200 refugees looking for a second chance at life as they crossed the harsh Aegean Sea. Outside of his work with refugees overseas, he is currently providing anesthesia as a CRNA in numerous facilities in Chicago, as well as many developing countries around the world. From Chicago to Mali, refugee camps in Turkey, northern Greece, the borders of Syria and Lebanon, Mohammed has used his training to help those in need in Chicago and all around the world. Mohammed continues to be a voice for many when he is not doing work overseas. He has written and produced a mini documentary titled No Place Like Hope, which has been viewed over 100,000 times worldwide. His TED Talks in Paris, What If We Were Friends, recalls personal stories he witnessed during his work overseas that he wanted to share with the world. Assalamu alaikum, dear Mohammed. Welcome to the Ramadan Talks. Wa alaikum assalam. It's an honor and a pleasure for you guys to consider me a part of this program and show. Thank you for having me. Thank you. Hope your Ramadan is going well. It is. I don't get a chance to see my family as much. I kind of have to quarantine by not seeing them because I'm working in the hospital. So it's wonderful. Alhamdulillah, it's just missing the family aspect of it. Alhamdulillah. So I'll jump into the questions. As you are the activist, like trying to be the voice for the voiceless, and regarding this, you have a documentary titled, as I mentioned, No Place Like Hope. Could you talk about that, and what is your drive for this good cause and becoming an activist? My drive, it started about now close to 12 years ago. I made a promise to a woman who had absolutely nothing. She lost three of her children because they didn't have money to pay for healthcare. So three of them died. They were all born with congenital heart defects, so they were born with heart issues. And I had to help her out, and she had me promise her that I would take care of people in her situation, people who have lost everything, people who don't have anything. So that's been my motivation. I found myself trying to fulfill this promise. I don't know if I fulfilled it yet, but trying to fulfill it in helping those who have lost everything, helping those who have nothing. So where did I find myself? As you described, on the borders of Syria and Lebanon and Greece and Kenya and Honduras, because I felt like those are the people that lost everything. As for the documentary, No Place Like Hope, that was given to me actually 4 years ago in Ramadan. I was watching people pray at 2 a.m, Tarawih, in the refugee camps. Mm-hmm. And I had goosebumps in my arms wondering, you know, these people are praying. They should just be in their tents, just trying to seek shelter. And I asked a man next to me, I said, how do they keep going? And he said to me, amal. And amal in Arabic means hope. Oh. And that was the inspiration for why I decided to call it No Place Like Hope. Because home was gone and there was no place like home. But I thought hope was what was providing them shelter at that moment. MashaAllah, barakallah. It's so deep and very inspirational. Thank you. Thank you for being in the front line as the activist. Similarly, in your TED Talks, you know, What If We Were Friends, that recalls personal stories you witnessed during your work overseas that you wanted to share with the world. Can you just briefly share your insight as a summarization of your work? Yeah, so No Place Like Hope was motivated from, What If We Were Friends was motivated with, it started with a title. You know, I think a lot of people in the world are afraid of what they don't know. So we're terrified of refugees, right, in the West. But I wanted to just ask a simple question. What if we were friends? Just to bring them closer. And then I wanted to describe, the purpose of this TED Talk for me was to describe specifically the people's humanity. You know, I referenced that when the school, there was a school that was torn down
The next day when we rebuilt the school, there was a refugee who put his arm around the pole at night and slept next to it to make sure the school doesn't fall. Mm-hmm. I talked about a 16-year-old girl who was in medical school and how she can contribute to society. So I referenced these very humane stories in What If We Were Friends to not make it about title or where are you from or what religion you are, but to make it about humanity. So that was my motivation for it. And it was a talk that I did in Paris. And I did it among, quite a few household names with a lot, quite a big viewing. And I was pretty nervous, but it went well. So I'm very blessed for that, to have it be portrayed and relayed to the point that now we're still talking about it. So I watched it actually 2 days ago, and I strongly recommend our audience to watch this TED Talk. So What If We Were Friends, the title. Yeah. So my last question, due to current situation with COVID-19, could you describe the difficulty of your job since you are at the hospitals, and how do you deal with it? Yeah, so obviously, being in healthcare, working in a hospital, we get to see good and we get to see bad. That's what just comes with the territory. One moment I do an epidural for a woman and you get to see life come in and family's happy and everybody's overjoyed. And then the next moment you have to talk to a family member about, hey, we have to, I think it's best if we don't continue with this and consider alternative methods, with COVID-19, it has accelerated these emotions, not the happy ones, but the other ones, where we have to have these hard talks more often with family members and not even face to face over a screen. So it accelerated the sadness that we see, outside of obviously the danger of working in an area that is confined with this virus, but just also the sadness of seeing people not have their family and their loved ones by them, not know what their fate is going to be, if they're going to make it or if they're not going to make it. So it's been pretty hard on that end. And then I spoke earlier about on a personal end, I can't see my family, I can't see my significant other at this moment, just due to safety and making sure that they are far from me, so I don't potentially, give them what I have if I don't know I have it, because a lot of people are asymptomatic. So a lot of my healthcare coworkers are sleeping in their cars. They're sleeping in their garages. They don't go in their house. A lot of them have sent their children and their significant others to their in-laws while they work. So it's kind of taken this strange toll in the hospital, but then when you leave the hospital, you're battling your own personal struggles as well. As you said, the inside of the hospital, you're struggling with you're fighting with the all these difficulties because of the COVID-19. Plus, as you said, the outside also, you have to take care of your own life. Yeah. And you have to protect your own life. Isn't it hard, by facing having two different dimensions, taking care of your own life and then taking care of others at the same time, at the same day? I believe you have a lot. What is the motivation behind this? I think I just try to put myself in a situation where if that were me, if this was my father, how would I feel? I would, every patient that I see, I take care of them as if they were my own. Whenever I see a woman in her mid-40s or 30s, I imagine that's my mother. Whenever I see somebody in their 50s and 60s, I imagine that's my father. And it makes me want to take care of them even more. That's been my motivation for me on that end. And then a motivation in the hereafter, inshallah. When
when these people are asked, you know, who took care of you during your harsh times or who was it, that they're going to look directly at me and say, he did. Despite the struggles that he had probably going on in life, he was still trying to take care of me as well. So it works both ways. You know, you get the reward for it here, be it monetary or self-satisfaction. And yeah, obviously I put a roof over my head, food on the table, and I'm taking care of people, which gives me the ultimate reward. But then you get the reward in the afterlife too, inshallah. Inshallah. And it's such a blessing, and mashallah, that's such a blessed work. And thank you very much for joining us. We really appreciate your conversation. And I'm sure the audience also enjoyed your conversation and benefit your conversation, inshallah. And keep up the good work, inshallah. Well, you be safe as well. For everybody at home, everyone just wash your hands. And the biggest mistake that a lot of people make, just to conclude, is that the average human touches their face 20 times an hour. Oh. This is how this can transfer. You might be clean. You might not be in a hospital, but you might touch a handle. You might touch something, your garbage can, if you want to throw, whatever it is, and then you touch your face. So the biggest thing is wash your hands. That's right. My conclusion of that. İftardan hemen önce ya da Türkiye'dekiler açısından sahurdan hemen önce hepimizin takdirle, beğenerek, severek, biraz da eğlenceli, bazen de hüzünlü takip ettiğimiz bölüm veda anonsundan hemen önce sizden gelenler bölümü. Bugün Gülnihal, İkbal ve Sedat kardeşler hep birlikte bize bir ilahi söyleyecekler. Sevdim seni ilahisini birlikte söylüyorlar efendim. Hemen ardından Mesut Baran Bey'in okuduğu dua saati var. Onunla birlikte noktalamış olacağız programımızı. Yarın yeniden Ramazan programın bir başka bölümünde buluşuncaya dek sağlıcakla kalın efendim. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, selam sensin. Bütün kusurlardan salimsin. Ve herkes için selamet kaynağı sensin.
Ey Celal ve İkram sahibi Allah'ım! Bereket senin şiarın, ululuk da şanındır. Allah'ım, sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Bütün hamdü senalar sanadır. Senden başka ilah yoktur. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım, senden imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş bir iman, peşinden felah gelecek bir muvaffakiyet, katından bir rahmet ve afiyet ve mağfiret ve rızanı diliyorum. Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet âlemini bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsime zulmetmekten veya bir başka Müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırım. Allah'ım, senden başka ilah olmadığına, senin bir olduğuna, şerikin bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in senin kulun ve Resulün olduğuna, seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak akşamladım. Allah'ım, dünyada ve ahirette senden afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malımda senden affu afiyet diliyorum. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek tehlikelerden beni koru. Ayaklarımın altından derdest edilmekten de senin azametine sığınırım. Allah'ım, sana sığınırım küfürden ve fakirlikten. Allah'ım, sana sığınırım kabir azabından. Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Allah'ım, bütün vücuduma afiyet ver. Sana hamd ederek onu tenzih ederim. Gerçek güç sadece Allah'ındır derim. Dilediği olur, olmamasını dilediği de olmaz derim. Bilirim ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Ve O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ya Hayyu ya Kayyum, rahmetin hakkı için senden yardım dileniyorum. Her halimi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsime terk etme ya Rabbi. Ya Rabbi, ettiğimiz duaları kabul et ve bizi de affet ya Rabbi. Amin. 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 İstanbul Market Kafe'nin katkılarıyla hazırlanan Yeniden Ramazan bugünlük bitti. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle.